Şahin teyze, Alto Ayşe, Bilge Semih Demirci, Hazır Hüseyin Keser, Fatma Yazıcı, Kadir Erbasan, Emin Yüce, Metin Develi, Adem Ulu Ocak, Fikret Tuncer, Yunus Gülmek, Mehmet Çakır, Fatma Özden, Özgür Aydın, Esin Hacı Ayoğlu, Osman Genç, Cemal Aydar, Saadetli Bulubay, Satılmış Oral, Selamettin Yeniyol, Özgür Kaya, Hasan Hüseyin Üsküdar, İlkay Biber, Cengiz Pekbaş. Çoğunluğumuz vardır. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı Mart ayı 2. birleşimini açıyorum. Pazartesi gününe ait tutanımızı okutturuyorum. Buyurun. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 7. seçim dönemi 5. toplantı yılı Mart ayı toplantılarının 1. birleşimi ona yapılıp çoğunluğu bulunduğu anlaşıldı. Meclis 1. Başkan Vekili Cemal Merdan tarafından açıldı. Geçen toplantıda tutanak özeti okundu. Oya sunulduğu oy birliğiyle kabul edildi. Hasan Hüseyin Üsküdar Mehmet Altıtaş Güney Güçlü konuşma yaptı. Osman Genç'in verdiği önerge başkanlık makamına havale edilmesi oya sunduğu oy birliğiyle kabul edildi. Osman Genç'in önergesi hakkında Semih Demirci, Esin Hacıoğlu konuşma yaptılar. Gündem maddelerinin görüşmesine geçildi. Birinci teklif Hukuk ve Bütçe Komisyonu'na, 2, 3, 5, 6, 7, 8 teklif İmar Komisyonu'na, 4. teklif Hukuk İmar ve Bütçe Komisyonu'na, 9, 10. teklif Bütçe Eğitim ve Spor Komisyonu'na, 11, 12. teklif Hukuk Bütçe Komisyonu'na, 13. teklif Hukuk Komisyonu'na, 14. teklif Tarih ve Kültür Turizm Çevre Komisyonu'na, 15. teklif Hukuk İmar Komisyonu'na havale edilmesi ayrı ayrı sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Gündemde görecek başka madde bulunmadığından meclis toplantısı 07.03.2018 saat 10'da toplanmak üzere son verildi. Tutanak özeti hakkında görüş belirtmek isteyen meclislerimiz var mı? Yok. Tutanak özetine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, tutanak özeti kabul edilmiştir. Gelmeyen arkadaşlar izin saymasını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis başkanlığınıza verilecek yazılı veya sözlü önergesi olan meclisleriniz var mı? Osman Bey'e verelim. Sayın Başkan, Sayın Meclis, bu hasta nakil araçları ile ilgili bu konuda bazı görüşlerimiz olacak. Bunlarla ilgili bir söz aldım. Şimdi bu dönem içerisinde göreve geldiğimizden bu yana bu konuyla ilgili ciddi şikayetler ve yakınmalar almaktayız. Biz de bunu kendi açımızdan uzunca bir süre takip ettik. Görüşmeler yaptık. Bu konudaki yetkililerle de benim şahsen telefonla bir görüşmem de oldu. Bundan 2 sene öncesinde söz ediyorum. O zamandan bu zamana kadar da gene ilgimiz bu konuda devam ediyor. Ne yazık ki bu hasta nakil araçları konusunda beklenen verimi veremiyor belediyemiz. Kullanıcılar kuluktan hizmet almak isteyen yakınmalarda bulunuyorlar. Bunlar taşıyıcı kişilerin personelin davranışları, yeterli eğitimde olmayışları, teknik ekipmanlarının eksik olduğu, araçların yeterli sayıda ve kapasitede olmadığı yönünde. Biz de artık bunu bir şekilde gündeme getirip bu konudaki bir gelişime katkımız olsun istiyoruz. Şu an bu hizmeti belediyemiz kendi bünyesinde mi veriyor yoksa dışarıdan alarak mı veriyor? Araç kapasitemiz nedir? Ekipman kapasitemiz nedir? Personel kapasitemiz nedir? Bunların eğitim ve donanımları yenilenmekte midir, geliştirilmekte midir, yeterli midir? En son sıklıkla yaşadığımız bir şikayet konusunda burada söyleyeyim bu bağlamda. Taşıyıcı kişiler, hasta naklini gerçekleştirmek üzere adrese gelen kişiler, eğer kendilerine adreste yardım edecek kişi, taşımada, aşağı indirmede ya da araca bindirmede yardım edecek kişi olmadığında bunu bırakıp geri döndüklerini, almadıklarını biliyoruz. Şimdi bunu yapabilecek kişiler olsa dahi doğru değil. Bu ayrı bir konu, ayrı bir bilgi, beceri ve tecrübe gerektiren, dikkat gerektiren bir konu. Kimse olmadığı zaman da etraftan, sokaktan, çarşıdan, esnaftan kendilerine destek olacak insan arayışının içine düşüyorlar. Bunlar hoş durumlar, manzaralar değil. Biz bu konuda belediye birimlerimizin gerekli düzenlemeyi yapmalarını, bu konuda bir gelişme sağlamalarını ve bu durum hakkında da bize bir yazılı olarak şu an
Araç sayımız nedir? Hizmeti kimden alıyoruz? Personel sayımız nedir? Kapasite nedir? Kapasiteyi arttırmak için ya da verimliliğini yükseltmek için yapılacak çalışmalar var mıdır? Bunların da tarafımıza yazılı olarak bize bildirmelerini talep ediyoruz. Bu bir önerge değil mi? Bu bir önergedir. Sözlü önergeyi oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka? Cüneyt Bey'e verelim. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde fabrikada çalışan işçi kadınlar daha iyi çalışma koşulları elde etmek ve erkeklerle eşit ücret almak amacıyla 8 Mart 1908'de greve gitmişler. Uzun süren mücadeleler sonucu ve ne yazık ki çok büyük kayıplardan sonra bugünü kutlamayı hak etmişlerdir. Kadın veya erkek olarak yaratılan insanoğlu cinsiyetini seçerek doğma hakkına sahip değildir. Bu sebeple erkek veya kadın olarak doğmanın bir diğerine üstün olma hakkını vermeyeceği çok açıktır. AK Parti iktidarında kadınlarımızın eğitimi, iş hayatına ve sosyal hayata daha çok katılımı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve siyaset alanında daha çok temsili için çok önemli adımlar atılmıştır. Kadınların çalışma hayatındaki öneminin fark edildiği iktidarımız döneminde kadın istihdamının arttırılmasına yönelik politikalar üretilmeye başlanmıştır. Özellikle kanun koyucu kadını çalışma hayatının içerisinde tutmaya çalışarak bir taraftan nüfus politikaları geliştirilmiş, diğer taraftan da kadın çalışanlara yönelik pozitif uygulamalara yönelmiştir. Hem 4857 sayılı iş kanunu, hem 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu nezdinde kadınlara tanınan haklardan kısmen ve ayrıntıya girmeden bahsedecek olursak, bunlar sırasıyla kadınlara sağlanan doğum borçlanması, emzirme ödeneği, doğum ve süt izni, memurlar için doğum yardımı ödeneğinin bulunması, kadın memura 24 aya varana kadar aralıksız izin hakkı, kadın çalışana doğumdan önce ve sonra analık ve iş görmezlik izni, kadınlara yönelik yer altında ve su altında çalışma yasağı, kadın çalışana 6 aylık ücretsiz izin hakkı, mağlup çocuğu bulunan kadınlara yönelik fiili hizmet süresi zammı ve hakkı, gebe çalışan kadın açısından fazla çalışma saatinin engellenmesi gibi haklar kadınlara yönelik bazı yasal hükümlerin olduğunu da göstermektedir. Makroekonomik politikalar ışığında kadının iş gücü piyasasındaki rolünün artırılmasını sağlamak isterken işçi ve işveren dengesini, sosyal ve adalet dengesini korumak devletin görevlerinden birisi olmuştur. Sosyal ve adalet dengesini bozmadan, işverenleri kadın çalışanını çalıştırmaktan uzaklaştırmadan üretilecek politikalar hem iş gücü piyasasında kadının hak ettiği yere gelmesini sağlayacak hem de bireysel ekonomik güç olmasıyla ülkemiz sosyal hayatında olumlu yönde etkiler bırakacaktır. Eşit imkan ve fırsatlara sahip olunduğu takdirde inancımız odur ki kadınların başaramayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş yoktur. Nitekim eşitlik ve adalet vurgusu dinimizde sıkça yapılmıştır. İslam insanı muhatap almış, erkeği andığı yerlerin çoğunda ayrıca kadını da anarak sürekli bir şekilde eşitlik vurgusu yapmıştır. İlahi mesaja muhataplık anlamında erkek ile kadın arasında hiçbir fark gözetilmemiştir. İlahi mesajın muhatabı erkek veya kadın değil, insandır. Bizim tövbe geleneklerimizde kadın erkek karşısında ikinci bir konumdan itilmemiş, dışlanmamış olması gerektiği gibi hayatın içinde, merkezinde rol üstlenmiştir. Eski Türk inancına göre kadın kutsaldır, toplumun güç ve ilham kaynağıdır. Dede Korkut kitabında kadının toplum işleminin her noktasında erkeklerle birlikte olduğu yazar. İbn-i Batuta seyahatnamesinde Kırım'dan bahsederken burada öyle olaylara şahit oldum ki o da Türklerin kadınlara gösterdiği hürmettir der. İşte kadın konusunda örfü böyle olan bir milletimiz İslam'la şereflendikten sonra
dininin gereği olarak kadın meselesine her zaman çok duyarlı olmuştur. Hazreti Havva'ya, Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Hatice'ye duyduğu saygıyı bütün kadınlara duymuştur. Değerli meclis üyeleri, AK Parti siyasetinin esası insan onurudur. AK Parti siyasetinin temeli kadınlarımızın onuruna sahip çıkmak, insanlığın onuruna sahip çıkmaktır. Erkeklik onuru ise ancak ve ancak kadınlara saygıyla, hürmetle başlar. Kadınlara hürmet göstermeyen erkeklerin onuru da olamaz, izzeti de olamaz. Saygınlığı da olamaz. Annesinin elini öpmeyen, hanımına hürmet göstermeyen, kız evlatlarının başına okşamayan bir erkeğin insanlık onurundan nasibi yok demektir. Bu duygu ve düşüncelerle istiklal mücadelemizde yer alan kadınlarımız ve şehit annelerimiz başta olmak üzere en 15 Temmuz kahraman kadınlarımızı mazlum ve mağdur coğrafyada mücadelesini sürdüren tüm kadınlarımızı sevgi, saygı, minnetle anıyor, onurlu mücadelelerinde hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Ülke ve tüm dünya kadınlarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet. Düzgün bir yere. Sayın Başkan, Erhan Gülsü'ye sayılır. Hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Afrin'de geçtiğimiz günlerde hastanede yaralı olarak bulunan Fuat Demir uzman onbaşı askerimiz şehit olmuştur. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Diyerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlarla ilgili konuşmama başlamak istiyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlayacağız. Televizyonlarda, gazetelerde kadınlarımızla ilgili birçok program yapılacak. Övgü dolu sözlerle kutlayacağız. Ama Türkiye'de kadın olmak kolay mı acaba sorusu aklımıza gelecek. Kadının sorunu çok, derdi çok. Hangisinden başlasak bilemiyorum. Boşanmışsa dul damgası yiyecek. Evlenmiş, evlenmemişse evde kalmış diyeceğiz. Çocuğu yoksa kısır, gudubet diyeceğiz. Çok gülüyorsa oynak diyeceğiz. Çok geziyorsa nokta nokta diyeceğiz. Dekolte giydiyse davetkar diyeceğiz. Mini etek giydiyse tacize uğrayabilir diyeceğiz. Hamile ise sokağa çıkamayacak diyeceğiz. Kahkaha atamaz diyeceğiz. Asansöre bir erkekle asla binmemesi gerekiyor. Çünkü halvet ortamı oluşturmuş olacak. Birçok daha deli saçması var. Çoğaltabiliriz bunları. Ve kadın rahatlıkla öldürülebilir. Kadın cinayetlerini durduracağız platformun verilerine göre Allah'tan Şubat ayı 28 günde 47 kadınımız öldürüldü. Geçenlerde duyduğumuz bir vahim söz daha var. Kocalarından dayak yedikleri için şükredin diyen bağnaz, yobaz insanlar var maalesef aramızda. Şimdi şaşırır mısınız, şaşırmaz mısınız bilemeyeceğim. Maalesef üzülerek de söylemek zorundayım. Zeytinburnu Belediyesi'nin kadın sığınma evini bir hokus pokusla yok ettik. Sahi bilen var mı bu kadın sığınma evimiz nerede? Tabii ki hepimizin bildiği gibi bir gruba kurban gitti. Hepimiz de biliyoruz. Demişler ya, alma mazlumun ağını, çıkacak aheste aheste. Evet, ülkemizde kadın olmak gerçekten zordur. Kadınlarımıza sözde değil, özde değer vermemiz gerekiyor. Eğer bir toplum radikal biçimde kadına pozitif ayrımcılık aile içinde başlatılarak toplumun bütün katmanlarına yayıp sarmalamazsa, inanın ki o toplum hiçbir zaman başarıya ulaşamaz. Biraz da geçmiş Cumhuriyet dönemine değinmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı cesur kadınlarımız Kurtuluş Savaşı'na cesaretiyle damga vurmuştur. Bunlardan bir kısmını sayacağım. Nene Hatun,
Erzurum'da direnişin simgesi olmuştur. Türk Kadınlar Birliği tarafından 1955 yılında yılın annesi seçilmiştir. Halide Edip adı var Mustafa Kemal Atatürk'ün zorlu mücadelesine destek olurken bir yandan da Anadolu Ajansı'nın kurulmasına ön ayak olmuştur. Şerife Balcı, Kurtuluş Savaşı'nın fedakar isimlerinden Şerife Bacı Ankara'ya cephane götürürken donarak hayatını bu ulus için kaybetmiştir. Fatma Refet Ang'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın öğretmenidir. Afet İnan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tarih profesörüdür. Sabiha Gökçen Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızıdır. Türkiye'nin ayrıca ilk kadın pilotudur ve ayrıca da dünyanın ilk savaş pilotudur. Afife Jale Cumhuriyet tarihinin ilk tiyatro oyuncusudur. Türkan Saylan anlatmakla bitiremeyeceğimiz tıp fakültesi mezunu olan ve cüzdan hastalığıyla mücadele konusundaki cesur tavırlarından eğitime destek adına yaşamı pahasına imza attığı projeler. Türkan Saylan'ın adının Cumhuriyet tarihine altın harflerle yazılmasına sebep olmuştur. Bahriye Üçok, Türk tarihçi ve siyaset bilimci, Bahriye Üçok toplumun aydınlatılması anlamında pek çok çalışmaya imza atmıştır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın akademisyeni olan Üçok, İslami Hareket Örgütü'nün hain saldırısı sonucunda yaşamını kaybetmiştir. Leyla Gencer, dünya çapında ön kazanmış opera sanatçımızdır. Dilan Eryurt, Türk gökbilimcisidir. Güneş evrenine yönelik çalışmalarıyla NASA Apollo Başarı Ödülünü almıştır. Daha birçok da var. Aydınlık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cesareti ve başarılarıyla insanlara örnek olmuş, toplum ve gelişmesi adına önemli adımlar atmış, daha pek çok kadın var. Bir kadın değişirse toplum değişir. Kadın gülerse toplum güler. Dünyada iyilik, güzellik ve başarıya dair farkındalık yaratan tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün hayatta olmayan emekçi kadınların ruhları şad olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Evet, başka meclis başkanımıza verilecek yazılı veya sözlü önergesi olan meclis üyemiz var mı? Yok. Raporlara geçiyorum. Raporların okunmuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, raporlar okunmuş sayılmıştır. Birinoğlu raporu görüşmeye açıyorum. Birinoğlu rapor hakkında görüş belirtmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. Birinoğlu raporu komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, Birinoğlu raporu oy birliğine kabul edilmiştir. İkinoğlu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclisleriniz var mı? Yok. İkinoğlu raporu komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, İkinoğlu raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçnoğlu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclisleriniz var mı? Yok. Üçnoğlu raporu komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, Üçnoğlu raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dört nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclisleriniz var mı? Yok. Dört nolu raporu komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, dört nolu raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beş nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclisleriniz Mehmet Bey buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hayırlı günler diliyorum. Malumunuz 5 nolu raporumuz 5 Tesis Mahallesi'ndeki bir sokağa Fahri Biçer adının verilmesi. Bu vesileyle Fahri Biçer kardeşimizi hatırlamak ve yad etmek için söz almış bulunuyorum. Malumunuz Fahri Biçer kardeşimiz 4. dönemde belediyemizde meclis üyeliği yapmış, başkan yardımcılığı yapmış. Daha sonra da uzun zamanlar belediyemize danışman olarak hizmet vermiş bir kardeşimiz, bir abimiz, bir büyüğümüz. Malum bundan bir sene önce zaman içerisinde ani bir rahatsızlık neticesinde hakkın rahmetine kavuşmuştur.
kendisini Zeytinburnu halkı olarak, yine meclis üyesi arkadaşları olarak veya Zeytinburnu'nda dinlenen herkesin sevdiği, saydığı, takdir ettiği, hatta örnek aldığımız bir kardeşimiz idi. Bu vesileyle kendisini tekrar yad etmek istiyorum. Kendisine gani gani rahmet diliyorum. Ailesine de tekrar başsağlığı sabır diliyorum. Çünkü erken bir ölüm. Ölümün zamanı yoktur ama yaş olarak erken bir ölüm, beklenmemiş bir ölüm. Ailesine Allah'tan başsağlığı ve tekrar bol bol sabır diliyorum. Bu vesileyle başta söz almadım. Fazla uzatmamak için. Geçen dönem içerisinde de yine başkan yardımcısı kardeşimiz Gökhan Kasap Bey'in babaannesi vefat etmişti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Gökhan Bey'e, babasına ve tüm aileye de sabırlar ve taziyeler diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki hazırlattınız Mehmet abi. Tahir abinin tekrar mekanı cennet olsun. Adam gibi adam derlerdi. İşte öyle bir adamdı. Zeytinburnu'nun değeriydi. Kendisini özledik. İnşallah bu ismini de vererek kendisini devamlı hatırlayacağız. Tekrar ruhu şad olsun. Ruhuna da birer Fatih okursak herhalde daha iyi anmış olur diyorum. 5 nolu raporu. Komisyonuna geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 5 nolu raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclislerimiz var mı? Buyurun. Selamünaleyküm. Sayın Başkan, değerli meclislerimiz, Çırpıcı ve Veliefendi mahallemizde kentsel dönüşüm projesi kapsamında özel müteşebbislerin çalışmaları doğrultusunda bazı mülki sahipleriyle uzlaşı sağlanamadığından dolayı proje hayata geçirilememiştir. Şimdi meclise buranın çözümlenmesiyle ilgili plan tarifatı getiriliyor. Biz her konuşmamızda İlçemizde kentsel dönüşüm kapsamında halkımıza faydalı olacak bütün projelerde halkımızı mağdur etmeyecek çalışmalarda, yapılacak anlaşmalarda yola çıkmanızı tavsiye ettik ve destek verdik. Bu gibi projelerde mahalle muhtarlarının ve siyasi partilerin içinde olacağı bir uzlaşı heyetinin oluşmasını tavsiye ettik. Ne yazık ki her projeyi elinize yüzünüze ulaştırdınız. Ne zaman ki yumurta kapıya dayanıyor, siz meclise getirip çözüm aramaya çalışıyorsunuz. Sanko inşaat özellikle Şöpüt'te olsa sonuçta orada bir plan bütünlüğünde meclise getirip bu işlerin girişimciliğiyle nasıl bir pazarlık yapıyorsanız bilemiyoruz. Ama vatandaşlarımızın evlerinin ve parklarının batır batır yıkılmasına müsaade ediyorsunuz, izin veriyorsunuz. Sonrasında 3-5 binada uzlaşı sağlamadığından dolayı bence hak sahiplerinin hak ettiklerini vermediğinizden dolayı şimdi başka bir plan tadilatıyla karşımıza geliyorsunuz. Sizin bilginiz olmadan hiçbir ağaca güç olmaz. Bir vatandaş bir uçurma uzatsa tepesine çökersiniz. Biz sizi uyarmıştık. Hak sahiplerinin tamamıyla anlaşma sağlamadan binaları yıkıp projelere onay vermeyin. Belediyemizin görevi hak sahiplerinin yanında olup onların dairelerini yok etmek değil, ailesiyle birlikte uzun içinde yaşayacağı evlerin yapılmasına destek vermektir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu gündem maddesine red oyu veriyoruz. Teşekkürler. Mimar Komisyon Başkanı verir. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, biz Sanko'nun orada zaten imar planı yaptı. Bu o plana yapılan itiraz. Muhalefet bunu sanki yeni bir teklifmiş gibi sunuyor da bu plan itirazını reddediyoruz. Bir bunun bilgisini verin dedim. Esin Hanım, buyurun. Şimdi Sayın Başkan, zaten itirazların gelmiş olmasından dolayı biz bu konuyu yeniden gündeme taşıyoruz. Biz de biliyoruz, o liste önce yaptınız. Ama yapılanmış ve gelinen noktada yine bir çıkmaza girildiğini görüyoruz. Çünkü ada bazında biz bir kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor derken bir bakıyoruz bir kenarından köşesinden birisi plan dışına itilmiş, birisi bir yerde anlaşılmış, birisi ortada kalmış, ortada kalanı bu sefer de özgürlüğünü itiraz ediyor. Yani bu da kimin sahibi. Belli anlayı yıkamazsınız diyor.
Şimdi biz zaten ne diyoruz, böyle bir kentsel dönüşüm yapılacaksa herkesle beraber anlaşma yapılması lazım. Kimsenin devlet işi bırakılmaması gerekiyor. Öbürlerini halletmişler, kenarlarda köşelerde kalınca işte bir plan yapılmış. Nasıl bir şeye çıkıp mantıksa planı gördüğün zaman yani en planını anlayan kişi planını anlar. Semih mantığı. Efendim? Semih mantığı. Semih, Zafer artık yani AK Parti'nin mantığı klasik. köşesinden, kenarından böyle şeyler çıkartılmış ama öyle bir noktaya gelmiş ki ortasında çıkmış bu sefer de köşe. Şimdi bu ortasındaki kişiler de itiraz etmişler. Belki bunların bir haklarında bir tecavüz var. Biz de bunu reddediyoruz. Bizim yapacağımız planı istemezsiniz mantıklısı devam etmeye çalışıyor. Burada yapılması gereken ne? Burada öyle doğru bir plan yaparsınız ki yani kentsel dönüşüm yapacağız diyorsanız eğer, ki geleceğiz sonraki maddelerde bu iş ne kadar becerip beceremediğiniz de ortada. Yani bunu doğru dürüst yapmanız gerekiyor. Bir bilimsel verilere göre yapmanız gerekiyor. Biz itirazı bu konuda kabul ettik. Yani o yüzden bu dosyayı reddettik. İtiraz haklı bir itiraz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Altınoluk, Zafer Bey verelim. Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel bir atasözü var. Tarlada yüzü, izi olmayanın hasatta yüzü olmaz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız maalesef son 10 yıldır, özellikle depremden sonra kentsel dönüşüm açılınca herkes söz alır, gücünün yettiği yere kadar konuşur. Ama maalesef bugüne kadar ben özellikle araştırdığım için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin hiçbir tanesinde kentsel dönüşüm çalışması yok ve girmemişler. Hiç çalışmamış komutun. Hiç versin hiç çalışmamış. Şimdi Senko'nun yaptığı yerde 10 tane daire var. Vatandaş uzlaşı sağlayamıyor. Bakın 300'ün üzerinde bağımsız bölüm var. 10 tane daire hariç hepsiyle anlaşmış, diğerleriyle uzlaşı sağlamamış. İşte buradaki arkadaşlardan bir tanesi bize birisini yönlendirdi, bekçilik yapıyor orada. Ben kendim görüştüm, 62 metrekare daireye 2 milyon para istiyor. Bir tanesini söyledim, diğerleri de sizin takdirinize bırakıyorum, teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Bu konu anlaşıldı. Şimdi Zafer Bey gerçekten bu işi bilmiyor. Bir kere daha ispatlamış oldu. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde diyor bu işi zaten yapmadılar diyor. Şimdi Kartal Belediyesi'nde bunu yaptık biz. Ve orada çok daha büyük arazide var. Ada bazında falan da değil. Bildiğiniz mahalle bazında. Yani olması gereken gibi. Ama ne oluyor? Şunu da söyleyeyim ben size. Büyükşehir'desiniz. Sizle ben de buradaki arkadaşlarım da var. Bizim gelen bu tür projeler eski ve bedel seferinde öteleniyor, bekletiliyor, gündeme alınmıyor. Yani bunlar birer gerçek. Şimdi harmanlı yüz olup olmaması konusunu göreceğiz hep beraber. Yani bu işlerin daha telsiz mahallesini geçen ay konuştuk. Bu kadar harmanlı yüzünüz varsa niye telsiz insanlar bu kadar mağdur edildi? Şimdi birine bir daha söylerken ilk önce aynaya bakacaksın. Teşekkür ederim. İlk önce çuvaldızı kendinize bakacağız. Bunlar güzel sözler. Muhalefet denklerinin... Hayır. Siz de söyleyeceğiniz söyleyeceksiniz. Öyle de söyleyeceksiniz. Hayır. Biz burada altın önünde hep beraber konuşuyorsak aklımız her adım doğru olması lazım. Söyle ağzımızdan çıkar. Her bir tartıp konuşmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Herkes haddini bilecek. Teşekkür ediyorum. Altınoğlu raporu konu... Ya bu çok basit bir söz söyleyeceğim. Başka müsaadenizle. Buyurun. Şimdi Zafer Başkanım çok doğru bir şey söyledi. 10 tane daire var. Evet. Senko 2015 yılında orada daire toplamaya projeye başladı. Ben bu 10 dairenin ruhsat tarihini başkana bir sorayım. 2016 ruhsat tarihi 2017 iskanlı. Madem böyle bir proje vardı burada. Sen 2017'de niye iskan verdin oraya? Evet. Biz onların ne olduğunu biliyoruz ve tek tek vatandaşları takip ediyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Altınoğlu raporu komisyonundan geldiği şekilde oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, Altınoğlu raporu oy çokluğuyla kabul edilir. Yedinoğlu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşmeyi etmek isteyen meclislerimiz var mı? Yok. Yedinoğlu raporu komisyonundan geldiği şekilde oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, Yedinoğlu raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sekizinoğlu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşmeyi etmek isteyen meclislerimiz var mı? Yok. Sekizinoğlu raporu komisyonundan geldiği şekilde oylarda sunuyorum. Kabul edenler,
Kabul etmeyenler 8 nolu rapor oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşme etmek isteyen meclislerimiz var mı? Yok. 9 nolu raporu komisyondan geldiği şekilde oylar da sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler 9 nolu raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşme etmek isteyen meclislerimiz var mı? Yok. 10 nolu raporu komisyondan geldiği şekilde oylar da sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler 10 nolu raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşme etmek isteyen meclislerimiz var mı? Yok. 11 nolu raporu komisyondan geldiği şekilde oylar da sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler 11 nolu raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşme etmek isteyen meclislerimiz var mı? Yok. 12 nolu raporu komisyondan geldiği şekilde oylar da sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşme etmek isteyen meclislerimiz var mı? Yok. 13 nolu raporu... Başkan. Pardon. Sadece bir. Ne oluyor ya? Şimdi bir saniye. Ben şunu ekledim. Adalet Kalkınma Partisi'nden şu 13 nolu rapora söz alıp konuşacak acaba vicdan sahibi bir meclis üyesi var mı diye önce bekledim. Niye önce bunu bekledim. Hani ben bir vicdan sahibi. Şimdi anlatacak mı? Arkadaşlar lütfen dinleyin. Burada her konuşmacıyı sakin, sessiz ve dikkatli dinliyoruz. Niye dinliyoruz biliyor musun? Seyit'in bunu halkının ödediği paraları, ödediği vergileri öderken, harcanırken acaba vicdanı sızlıyor mu, sızlamıyor mu diye çok dikkatli izliyoruz konuşmanızda. Acaba dudaklarınız titriyor mu diye. Şimdi Zafer Başkanım konuyu çok güzel söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dedi kentsel dönüşümde tarlada izi yok ki harmanda izi olsun. Biz bir yıl önce Telsiz Mahallesi'nde bir kentsel dönüşüm projesi getirdiniz. Ben o Telsiz Mahallesi'nde getiren kentsel dönüşüm projesini gerçekleştirirseniz oraya Zafer Başkan'a plaket vereceğim, adını da bu sitenin üzerine koyacağım. Bu projeyi gerçekleştirirsen çok güzel işler, iki elimi birden kaldırır, evet oyu veririm diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri grubu tam kadro evet oyu kullandı. Buyurun önünüz açık, vatandaşlarla görüşün, kentsel dönüşümü yapın dedi. Bizim harmanda da yüzümüz var, tarlada da. Yalnız bu işi beceremeyen insanların acaba insan içine çıkacak yüzleri var mı? Bir aynaya baksınlar, belediyeye gelip şikayet eden vatandaşların oradan nasıl itelendiğini, nelerle maruz kaldığını görsünler. Ondan sonra sızılıp konuşsunlar. Sevgili başkanım. Şimdi Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm alanı meşhur, Türkiye'ye mal olmuş bir kentsel dönüşüm alanı. Silivri'den İzmit'e kadar bütün her tarafa onurla güvenle yazdınız. Altında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı. Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüme başlıyoruz. Bir asır yaratacağız. Türkiye'yi bir baştan bir başa depremi dayanıklı konutlarla donatacağız diye afişler astınız. Sonuç gelinen nokta, afişlerin asıldığı tarih 2009, yıl 2018-2019, 10 yıl. 10 yıl Sümer'de bu övündüğünüz, gurur duyduğunuz afişlerle donattınız. Belki bina maliyetinden fazla, proje maliyetinden fazla televizyon kanallarına, gazeteler, reklamlarına para harcadığınız yerde 434 tane konutu 10 yılda zor bitirdiniz. 10 yılda zor bitirdiğiniz konutların abidik gubidik işlerle maliyenin ve hazinenin arsası üzerine kiptaş kanalıyla yapılıp maliyenin haberi olmadan satılan paraları kiptaşın cebine indirdiği de İstanbul projesi de karşısında bir müteahhite ve Koç Holding'e rant sağladığı bir projeyi hayata geçirdiniz. 10 yıldır düzeltemiyorsunuz. 10 yılda belki 20. sefer, 25. sefer meclise bu konu geliyor. Niye biliyor musun? Usulsüzlüğün, yolsuzluğun daniskasının yapıldığı bir proje. Her yeri patır patır dökülüyor, her yeri lime lime dökülüyor. En son gelinen noktada belediye başkanı bugünkü meclis kararıyla, 13. günden meclis kararıyla yetki istiyor. Ne yetkisi istiyor biliyor musunuz? Zeytinburnu'nun bir kuruş kar etmediği,
Zeytinburnu halkının Sümer Mahallesi'nde kentsel dönüşümde yaşayan halkının inim inim illetildiği, borç içinde kaldığı, evlerinden sürgün edildiği bir alanda şimdi belediye başkanına bir protokol yetkisi istiyoruz. Ne protokol yetkisi biliyor musunuz? Maliye Bakanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın kendi arsasının hokus pokus yöntemiyle Kiptaş tarafından üzerine yapılan dairelerin satılan paranın yok edilmesinin karşılığının protokolü. Bu paraların ödenmesi, mahallenin uğratıldığı zararın karşılanması talebiyle aracı olmak için yetki istiyorum. Ama biz burada her toplantıda, her meclis toplantıda sorduğumuz zaman Zeytinburnu'da yapılan bu sahil park projesiyle Zeytinburnu Belediyesi'nin ne ilgisi var dediğimizde belediye başkanı ve imardan sorumlu başkanımızın bizim hiçbir ilgimiz yok. Burayı Kiptaş planlıyor, Kiptaş yapıyor diyor. Biz vatandaşın mağduriyetiyle ilgili görüşmelere gittiğimizde burası bizi ilgilendirmez. Kiptaş'ın arsa ofisi, konut ofisi aşağıda, vatandaş gitsin orada konuşsun, orada anlatsın diyordu. Ama ne yazık ki geldiğimiz nokta 2018 yılı Mart ayı, Kiptaş'ın o dönemki 167 milyon alacağının karşılığı bugünkü yasal faizleriyle 214 milyon zarar ettim dediği bir yerde Zeytinburnu'nda bulunan belediye arsalarının, kamu arsalarının 18. maddeyle Zeytinburnu Belediyesi'ne geçen parkların, okul alanların, bağış yapılan arsaların bizim hiçbir ilgimiz olmadığı halde hokus pokus yöntemiyle yok edilen Bozkurt Fabrikası karşısında bulunan futbol sahası ve şelale park diye anılan yerin üzerine yapılan konutların yok edilen parasının bedeli Zeytinburnu'nun halkının, kamunun arsalarının devredilmesi yöntemiyle ödenmesi isteniyor. Ben bir anekdotlar okuyacağım. Arkadaşlar cevap verecekler bu konuya. İnanıyorum. Cevap vermeden önce bunları bilsinler diye okuyorum. Tarih 21 Şubat, Zeytinburnu Başbakan Erdoğan'ı bekliyor. 2013 yılı. Konu Türkiye'de deprem referanslı kentsel dönüşümün ilk uygulama Zeytinburnu'da tamamlandı. Kentsel dönüşüm sembolü Sümer Projesi kapsamında inşa edilen 405 dairenin anahtar teslimini yapacağız. O dönemin başbakanı, bugünümüzün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapılacaktı. 200 milyonluk bir proje vatandaşımızın cebinden 5 kuruş çıkmadan bitti. Devam ediyor belediye başkanımız. O dönem bizi yuvarlayanlar şimdi bizim boynumuza sarılıyor diyor yine belediye başkanımız. 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ile birlikte temelimizi attığımız Sümer Projesi Türkiye'de ilk tamamlanan proje ve vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmayan bir proje demiş gelen belediye başkanımız. Gene ne demiş? Ayrıca 1990'dan bu yana Zeytinburnu'da yaklaşık 1500 bina yıktık yaptık. Modern binaları inşa ettik. Ciddi bir yenileme yaptık. Modern bir Robin Hood'luk yaptık. Evet başkanım. Sevgili başkanım lütfen sözümü kesmeyin. Bu günahın altında hepiniz varsınız. Dinleyeceksiniz. Sözünü kesmiyorum. Raporla ilgili konuşuyoruz. Raporla ilgili konuşuyoruz. Bakın 13 tane gündem maddesi geçti burada. Dinler misiniz başkanım? Bunu konuşmadık. Bunların hepsini konuşabiliriz. Zeytinburnu Kaymakamlığı'na araç veriyoruz. Emniyet müdürlüğüne araç veriyoruz. Savcılara araç veriyoruz. Mazotlu benzinli Zeytinburnu halkı karşılıyor. Değil mi? Böyle maddeler geçti. Filistin'e yardım yapıyoruz. Geçti. Başkanım buyurun. Bakın şimdi o konularda evet o konularda kullanırız. Sana güzel olur. Sizin kesmeyin lütfen. Ben konuşmama devam edeyim. Çok ilginç konular var. Tüm Zeytinburnu halkı Türkiye halkı bunu bilecek. Bilmek de zorunda. Şimdi ne demişiz? Zenginden alıp fakire vereceğiz. Kim demiş? Murat Aydın ne zaman demiş belediye başkanımız? 20 Şubat 2013 gazetelerde. Biz zenginden alıp fakire nasıl verildiğini bugün daha iyi görüyoruz. Telsiz mahallesinde zulmettiğiniz insanlar, kış günü evine başına yıkılan insanlar bir anda Zeytinburnu sahilini Çin Seddi gibi çevreleyen büyük yalı ve yedi mahalle projeleri o yanda. Tabii ya zengin ala fakire vermişsiniz. Şubat ayında telsiz mahallesindeki yaşayan yurttaşlarımız
İni mini mini diyor, ev bulamadan Zeytinburnu terk etti. Büyükada'da Katarlı, Suudi Arabistanlı, Kuveytli Araplara peşçek çekilen bir alanı gurur dün. Modern Robin Hood'luk bu. Bu tabi. Zeytinburnu halkından alıp Araplara sattığınız yer Robin Hood'luksa alın Robin Hood'luk başlasın. Üstünde kalsın. Sevgili başkanım. Şimdi Zeytinburnu'nda 30 yılda tamamen yenileneceğini bildirmişsiniz. 30 yılda tamamen yenileneceğini bildirmiş. 20 yıldır belediye başkanlığını, 25 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yöneten bir AKP zihniyetinin Zeytinburnu'nda Sümer Sahil Park'ta yaptığı konut sayısı 455. Tek kentsel dönüşüm alanı bakın. Tek kentsel 455 tane daire yaptınız. Şimdi bu daireleri yaptınız. Başkanım lütfen toparlayalım. Toparlayacağım sevgili başkanım. Zeytinburnu halkı bize bu toplantı için 14 bin lira ücret ödüyor. Bakın 14 bin lira. Meclis üyelerinin yan yana gelmesi, sorunların konuşulması adına 14 bin lira para harcıyor, emek harcıyor, oy veriyor. Bu çok bir para değildir ama en azından bunun bile hakkını verin. Bak bunun bile hakkını verin. Eğer bunun hakkını vermeyeceksiniz, hakkını vereceksiniz, partiden başka meclis üyeleri varsa onlar gelsin. Dinleyeceksiniz. Dinlemek zorundasınız. Burada Zeytinburnu halkının okus pokus edilen arsaları, okulları ve parkları var. Neye karşılık var? Şimdi asıl o konuya geleceğiz. Başkanım benim sabrımı zorluyorsun. Bak ben meclis üyeleri... Sevgili başkanım, siz benim sabrımı zorluyorsunuz şu anlamda. Biz günlerdir Zeytinburnu halkının dertleriyle sorunlarıyla ilgili uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Burada bakın ne kadar rahatsız oluyorsunuz siz bile. Bilmiyorum sizin burada bir çıkarınız var. Ne kadar rahatsız oluyorsunuz. Şimdi diyor ki burada Zeytinburnu belediyesi ikinci etapta işte maliyenin uğradığı zararlara istinaden bu işi kapatılması lazım. Maliye 455 konut üzerinde ipotek koydu. Uğradığı zararı karşı bu zararın ödenmesi yani eski 167 milyon yeni parayla yani yeni tüfe faizi falan koymuş 214 milyon 129 bin lira. Zararına karşı Maltepe Mahallesi sınırında kayın işte okul, arsa, orta öğretim tesisi fonksiyonlu yani farklı alanlarda Zeytinburnu belli arsaları devri yapıldıktan sonra ipoteğin kalkması vatandaşların konutlarının tapusunun teslim edilmesiyle ilgili protokol istiyor evet. Belediye başkanı. Şimdi burada Zeytinburnu Belediyesi'nin Sahil Park ve Loja Mahalle yapılan inşaatlarda hiçbir dairesi var mı? Bir, bu soru önergenin içinde dahilinde kalsın. Bir dairesi var mı? İki, Zeytinburnu Belediyesi bu Kiptaş projesinden Zeytinburnu Belediyesi'nin kasasına kaç para girmiştir? Üç, bize Bozkurt Fabrikası'nın alanını imara açılırken plan yapma karşılığında veya 18. madde uygulaması karşılığında bir arsa terk edilmiştir. Eğer bunlar yapılmamış ise, bizi ilgilendirmeyen bir konu ise, Zeytinburnu Belediye Başkanı uzlaşma protokol yetkisini niye istemektedir? Protokol ekibi diyor ki, eğer orada Çiftaş bu paraları ödemezse veya vatandaşın açacağı davalarda maliye zarara uğrarsa Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu zararların karşılanması talep edilmektedir. Böyle bir protokole belediye başkanı yetki isteyip imza atmak istemektedir. Biz bu yetkiyi niye vereceğiz? Belediye başkanı madem bugüne kadar bunları derken, burada Kiptaş sorumluyken, buradaki daireleri satışındaki paranın tamamı Kiptaş'ın kasasına gitmişken, Zeytinburnu'nun okul alanları, Zeytinburnu'nun parkları, Zeytinburnu'nun kamu... Ya niye borçlandırıyor? Zeytinburnu evet, teşekkür ediyorum. Niye borcu var? Onun için bu protokol yetkisi Zeytinburnu'na ihanet yetkisidir. Zeytinburnu belediye kasasına ihanet yetkisidir. Bunun altına kim imza atacaksa, kim evet oyu verecekse
Zaten bu karar alındıktan sonra verilecek kararla ilgili Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin tamamında bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Her kuruşunun takipçisi olacağız ve ben bunun altında kalacağınızı söylüyorum. Bu yetkinin bir önce geri alınmasını talep ediyorum. Bu karara Cumhuriyet Halk Partisi olarak hayır olacağız, oyu kullanacağımızı söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Zafer Bey buyurun. Başkanım çok kısa söyleyeceğiz. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlar maalesef insanların aklını, fikrini bulandıracak, gerçeği yansıtmayan boş laf kalabalığı oluşturacak ifadeleri kullanıyorlar. 2007'deki tavırları neyse 2018'deki tavırları aynı. Biz o dönemde kentsel dönüşüme girdiğimizdeki haykırışları neyse, kentsel dönüşümün önünü tıkamayla ilgili, kentsel dönüşümde temel atmayla ilgili, halkı ayaklandırmayla ilgili tavırların neyse şu anda da aynı. O gün kentsel dönüşüme girdiğimizde bu kayıtlardan çıkar, Kiptaş'a peşkeş çektiniz. Burayı niye Kiptaş'a verdiğiniz dediğinizde yine ben bir meclis konuşmamda şunu ifade ettim. Dedim ki aynı şartlarda bir tane baba yiğit var ise bir tane baba yiğit varsa Kiptaş'la görüşelim. O işi ona devredelim dedim. Maalesef bugüne kadar da öyle bir baba yiğit çıkarmadılar. Yine konumuzla ilgisi değil ama sadece CHP grubunun böyle yanlış doğruyu yansıtmayan yönlendirmeler olduğu için ifade etmek istiyorum. Bu Zeytinburnu Meydanı'nın altına yapılacak otoparkta da yine aynı iftira ve gerçeğe yansıtmayan ifadeler konuşmuşlardı. Yok efendim müteahhite peşkeş çektiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar diye yine aynı ifadeyi kullanmıştım. Varsa bir baba yiğit Zeytinburnu Belediyesi'nin ihaleye çıkarmış olduğu fiyattan o müteahhite devredelim dedim. Bu şekilde sözlerimi bitirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İmar Kurt, Esin Hanım'a verelim. Başkanım, ben biraz bilgi vereceğim. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, şimdi Sümer kentsel dönüşüm alanında 1329 adet bağımsız bölüm var. Şu anda o 1329 bağımsız bölüm yapılan bu iki uygulamada yerlerine yerleştirildi ve bir miktarda yapımcı firmaya konut kaldı. Ben muhalefete şunu sormak istiyorum. Hangi şartlarda bu projeyi gerçekleştireceklerdi, bir önerileri var mı? Tamam mı? Tamam. Esen Hanım buyurun. Sataş olarak bu işi toparlayıp bitirelim hadi. Sayın Başkan, önümüzdeki dosyada işte CHP'nin demiş, bunun demiş, şunun demiş falan muhabbeti yok. Evet. Önümüzdeki dosya diyor ki... Siz buyurun dosya. Önümüzdeki dosya diyor ki, ey diyor, Zeytinburnu Belediyesi ile Kiptaş diyor, halkın diyor, maliyenin arazisinin üzerine gittiniz diyor, hiç kimseye sormadan kondunuz diyor. Şimdi bunun parasını ödeyim diyor. Şimdi arkadaş bana soruyor. Yok CHP ne yaptı? Ya ben bir şey yapmıyorum. Bana da mahkeme kararlarının sonucunda bu dosya geliyor. Diyor ki, bunun üzerine Zeytinburnu Belediyesi hiç alakası yokken 274 milyon lira mı? Pardon, ben bir rakamlara da bakayım. 244 milyon lira. Hangi tarih itibariyle? Aralık itibariyle de şu kadar borcum var diyor. Şimdi bana anlatıyorlar. Öyleydi de böyleydi. Ya iş baştan yanlış yapmışsınız. İş baştan yanlış yaptığınızda mahkeme kararlarına da ispat edilmiş. Demek ki biz başından beri doğru söylemişiz. Biz zenginler alıp fakire vereceğiz falan filan anlatmışsınız ya. Yok hayır, fakirden alıp zengine dağıtmışsınız. Mahkeme kararları diyor bunu, biz demiyoruz ki. Şimdi hep öyle demiş, böyle demiş falan. Bunun hesabını vermesi lazım bu meclisin burada. Burada net olarak diyor ki, okul arazilerini vereceğim sana diyor. Hangi okul arazileri bağış yoluyla daha önce verilen veya imar planlarından arta kalan yerlerle verilen arazileri oraya vereceğim diyor. Onu vereceğim, bunu vereceğim, üstüne üstüne şu kadar para vereceğim diyor. Ne oluyor? Kimin malını kime dağıtıyorsunuz? Siz yanlış iş yapıyorsunuz, başka türlü... Ha şunu söyleyebilirdiniz başından itibaren, derdiniz ki... Kardeşim ben burada bir kentsel dönüşüm yapacağım. Ama bunun karşılığında şu kadar bedel ödeyeceğim. Oradaki şirketle bunun altına imzasını atardım, ona göre girerdi girmezdi. Kimse yok diye biz burada yanlışa, evet mi diyelim yani? Yok ki taş girmesi de başkası girsin işte, ona göre bilmem. Arkadaşlar... Bakın hepimiz belli yaşın üzerinde olduğumuzdan dolayı, belli zeka yaşına sahip olduğumuzdan dolayı meclise girme hakkına sahip olduk. Öyle gelip de, yok işte bunlar bir şey yapmıyorlar, etmiyorlar, biz bir şey demiyoruz ki. Şimdi niye geldiniz karşımıza, yetki istiyorsunuz, neyi yetkisini istiyorsunuz? Zeytinburnu halkının parasını, yaptığınız işleri, yani yanlış yaptığınız işlerin yüzünden halkı ödetmek için yetki istiyorsunuz bizden. Değil midir bu? Evet. Herkes bir kere bakın, yani bu tür şeylerde, ha ne olması lazım bundan sonra? O günden itibaren bu projeyi yer alan.
başta belediye başkanı olmak üzere, ona da destek veren teknik ekip olmak üzere, hemen bu, yarın değil, bugün istifa etmesi gerekiyor. Birazcık olmaları varsa. Ayıptır, günahdır. Teşekkür ederim. Mehmet Bey'e veririm. Evet. Evet. Arkadaş, evet Mehmet Bey buyurun, toparlayalım. Şimdi Sayın Başkan Bey de herkese hayırlı günler diliyorum. Hem ben ortaya biraz şey yapmak, yumuşatmak değil de yani böyle... Ya zaten bu saatte gelecek bir şey yok. Burası zor yönetiyorum. Burası düğün salonu gibi. Bağırmak, çağırmaktan daha ziyade... Mikrofonu alacağım, mikrofonu alma imkanım da yok Mehmet Başkanım. O yüzden evet. Yani burası şey, ona göre. Ha doğruları söylemeyin. Burası halkın meclisi başkan, dinleyeceğiz. Hayır, bu meclisin bir yönetici. Dinleyin ama yani, o zaman dinleyin bak ben evet, konuşuyorum. Evet, buyurun. Buyurun başkanım. Buyurun başkanım. Ben konuşacağım başkanım. Başkanım, müsaadesiniz konuşacağım. Buyurun. Şimdi inanır mısınız? Sanki böyle taraflar karşı tarafa hakaret etmek için, bağırmak için veya ne bileyim işte hakaret diyeyim basitiyle bahane aranıyor. İşte bir sürü şeyin içerisinde ufak bir nokta bulup da böyle bütün içimizdeki şeyi boşaltabilir miyiz diye böyle bir nokta aranıyor gibi bir konu. Şu an Hasan Hüseyin Bey'in anlattığı konularla diğer hanımefendinin anlattığı konularla bizim konumuz uzaktan yakın alakası yok başkanım. Uzaktan yakın alakası yok. Şimdi bir tabir vardır ya, derler ki koyun can derdinde, kasap et derdinde diye. Ya orada bugün bizim şu elimizdeki raporla alakalı olarak orada öyle veya böyle. O kısmını ayrıca konuşuruz gerekirse ama biz bugünü konuşalım. Bugün itibariyle biz Sayın CHP'li meclis üyeleri gibi desek ki şöyle de böyle de biz bunu reddediyoruz desek orada oturan, şu anda fiilen orada mesken olarak kullanılan kişilerin tapuların üzerindeki şey kalacak aynı şekilde. Oradaki o kişilerin mağduriyeti aynı şekilde devam edecek. Bunu geçirdiğimiz zaman ne olacak? Bunu geçirdiğimiz zaman bu protokol yapılacak. Bu protokolün gereği olarak da oradaki mülk sahiplerin şu ana kadar yaşamış oldukları, daha doğrusu mülkiyet hakları açısından tapular üzerindeki şey kalkacak, normal alınır, satılabilir hale gelecek. Şimdi eskiden bir sıkıntı vardı, bir sorun vardı falan filan değil mi? Bütün sorunları karıştırmak mı önemli? Yoksa bize demiş ki arkadaş biz buna bir çözüm yolu bulmuşuz. Bir noktaya kadar getirmişiz. Bunu da meclisten geçirelim ve oradaki yaşayan insanların dairelerini zaten teslim etti fiziki olarak, mülkiyet olarak da tapu olarak da teslim edelim. Daha doğrusu üzerlerindeki hipoteği kaldıralım. Ferahlı refahları devam etsin. Bunun mahiyeti, manası budur. Yapmazsak ne olur? Şu andaki sorunlar tekrar aynı şekilde devam eder. Peki protokol nedir? Ya protokol bize de gönderdiler. Arkadaşlara da verdiler herhalde. Yani bu yok efendim dedim bunu verdi de alındı, kaçırdı, göçürdü falan filan yani bunu işi bilmeyen, işi mahiyetini bilmeyen bir kişi bunu dediği zaman herhalde Zeytin bunu artık tamamen yani öldü, bitti, yıkıldı gibi bir şeye çarpacak. Bir zehabe kapılacak. Arkadaşlar, hanımefendi mimar bilir. Herhangi bir büyük bir arazide bir imar planı yapıldığı zaman veya bir plan tadilatı yapıldığı zaman bir sosyal donatı alanı ayrılır. Okul yeri, kreş yeri, bilmem işte yol yeri, park yeri diye yerler ayrılır. Bizim Zeytinburnu'nda muhtelif yerlerinde okul yeri ayrılmış. Maltepe'de okul yeri ayrılmış. Okul yerine ne yapılır? Okul yapılır. Veletekin'in üzerine okul yapılmış. Üzerine okul yapılmış yeri aslında terk ederdi, direkt hazineyle terk edilebilirdi. Bugün belediyeye geçmiş bunun tapusu. Biz de bunu protokolla sadece Zeytinburnu'nun kendisi burada okulun üzerinde okula bulunan yerin mülkiyetin, milliyetin bakanlığına hazineyi devrediyoruz. Zaten biz burayı okulu kaldırıp da oraya spor sahası yapacak değiliz ki. Veya başka bir şey yapacak değiliz ki. Böyle bir protokol olmasa dahi Milliyetin Bakanlığı deseydi ki bize kardeşim burası okuldur. Burası terk alanında, okul terk alanıdır. Bana tapusunu gönderin deseydi ben size bir tapusunu verecektim. Veriyoruz zaten. Nitekim daha önceden de biliyorsunuz bu meclisten geçti. Emniyet Müdürlüğü'nün yerleriyle ilgili olarak, okul yerleriyle ilgili olarak geçti.
Şimdi burada başta bir sıkıntı oluşmuş. Nedir sıkıntı? Biz kentsel dönüşüm yaparken hazinenin arazisine kentsel dönüşüm yapmışız. Doğru. 18. maddeyle onu spor alanına aktarmışız. Doğru. Ama hazine demiş ki, arkadaş benim yerime siz yüksek konut yaptınız. Daha doğrusu imarlı konut yaptınız. Ben bedelimi konut üzerinden alırım demiştim. Biz de demişiz ki hazineye, arkadaş senin yerin spor alanıydı önceden. Biz senden 18'den aldıktan sonra biz burayı konut alanı yaptık. Sen eski değere göre bunu değerlendirmen lazım demişim. İş mahkemeye gidilmiş. Mahkemede onlar haklı çıkmış. Ama bir dinleyin bir saniye ya. Bu kadar konuşmayı dinleyin bir saniye. Ben gerçeği anlatıyorum. Ben kimseye hakaret etmiyorum. Bak siz de adam. Mehmet Bey. Mehmet Bey. Hasan Hüseyin Bey. Ama tamam da ne diyorsun da bir şey mi? Mehmet Bey, bu tarafı çok güzel dinliyorsun. Konuyla alakalı şimdi ondan sonra karşı taraftaki bürokratlar da, bizim belediye bürokratları da, Kiklaş bürokratları da, ya ortada bir evrak var, bir mahkeme kararı var. Biz bunu nasıl çözelim? Herkes iyi niyetli, çözme taraflarında. Demişler ki arkadaş bak sizin belediye olarak bizim üzerimizde olması gereken, maliye olarak bizim üzerimizdeki olması gereken okul yerleri sizin üzerinizde. Hükümen de biz sizden borçlu gibisiniz. Zaten her halükarda okul yerlerini bize devredeceksiniz. Bedel olarak siz bunu bize okul yeri olarak devredin. Biz de bunu paraya karşılık sayalım. Böyle bir devlette bir hesaplaşma vardır. Devlette bir evraklaşma vardır. Bu şekilde evraklaşalım demiş. Artık bir para da çıkmış orada anladığım kadarıyla şeyde. 40 küsür milyon lira. Yapımcı firmada demiş ki Kiptaş kardeşim bunu da ben ödeyeceğim demiş. Ve bu şekilde sulh olunmuş. Zeytinburnu Belediyesi'nin bu konuyla ilgili ne bir daha önceden işte yapacağı kentsel bölüm alan yapacaktı da şu anda maliye veriyor veya efendim işte Farandet'in evine atıyor da maliye veriyor diye bizim bugünkü protokolümüzde hiçbir madde yoktur. Biz bu protokolü geçirirsek bu anlaşma fiiliyata dönüşecek, bize yansımasını olacak, oradaki yaşayan tüm arkadaşlarımızın sorunları çözülmüş olacak ve sorunlarını çözmüş vaziyette tapularını sorunsuz bir vaziyette alır, satar, mirasına aktarır şekilde gelecek. Hayır efendim yan yattı, çamura battı, şöyledi, böyledi dersek bu sorun bundan sonra tekrar devam edecek. Konunun mahiyeti budur. Bilgilerinizi arz ediyorum. Teşekkür ederim. Bir kişi verelim ve bu işi kapatalım. Bunu şöyle... Şimdi bu değerli arkadaşlar konuşacağız derken... Bir dakika. Ya burayı ben yönetiyorum. Hep beraber güzel yönetiyoruz. Bak birbirimize saygılı bir şekilde yönetiyoruz. Ben size müdahale etmiyorum. Lütfen birazcık da... Dövecek misiniz başkan? Ne yapacaksınız? Hayır, niye? Müdahale edeceksiniz. Meclisin bir... Sesinizi mi keseceksiniz yani? Ya nasıl meclis bize alacak işte? Meclis demek son ministriz. Her istediğini konuşacağı yerden değil. Neyi tehdit ediyorsunuz? Tehdit etmiyorum. Tehdit etmiyorum. Biz baskını da... Burayı ben yönetiyorsam ne kadar söz vereceğimi, kime söz vereceğimi... Bak, hayır. Burayı ben yönetiyorsam kime söz vereceğimi, nasıl vereceğimi, kaç dakika vereceğimi ben vereceğim. Siz sever, siz de seçtiniz halk, bizi de halk seçti. Sizi meclis baskını olarak biz seçtik. Sayın Başkanım. Öyle bir şey yok. Buranın bir duranı, bir kuralı var. Yok öyle bir şey. Tamam, sayın. Öyle böyle devam edin o zaman. Buyurun Esra. Şimdi sanıyorum Mehmet Bey dosyayı okumamış, ona birileri bir şeyler anlatmışlar. Benim gördüğüm kadarıyla bunu görüyorum. Neden? Çünkü ben dosyayı okuduğum zaman şöyle yazıyor. Diyor ki, hazine zararının giderilmesi amacıyla... Mehmet Bey, hazine zararının giderilmesi amacıyla... Değerli arkadaşlar, lütfen. Mehmet Bey dosyayı tam olarak okumamış herhalde, bunu anlatmışlar. Çünkü ben dosyayı okuyarak gideyim beraber. Siz bana hitap edin lütfen. Tamam. Hazine zararının giderilmesi amacıyla idaremize devrine karşılık Aralık 2017 tarih itibariyle 61.548.922.79 TL olan bedelin Zeytinburnu Belediyesi tarafından Maliye Bakanlığı'na ödenmesi diye yazıyor burada. Şimdi ben buradan okuyorum bunu. Hiç oradan buradan okumuyorum. Hani daha sonra da diyor ki hazine zararı alacağı olan Aralık 2017 itibariyle 214 milyon olan küsürleri şu şekilde ödenmesi diyor. Yani bizden yetkilenmesinin sebepleri bunlar. Geliyor diyor ki Maliye Bakanlığı'nın 2700 dinlenme hissedik kitabı kütüğüne beyanlar hapsinde bedellerinin taksitlerinin ödenmesine mütakiben
Zeytinburnu Ekiptaş'ın sulh anlaşması çerçevesinde hükümetleri yerine getirmemesi halinde bu ise Maliye Bakanlığı'nın talebi üzerine hazine adına resen tescil edilecektir. Belirtmesi, işlenmesi ve buna Zeytinburnu Belediyesi tarafından muvaffakiyet edilmesi. Şimdi hani bizim alakası yok dedi ya Mehmet Bey. Onun gibi bizim alakası var. Yok Zeytinburnu Belediyesi ve Ekiptaş arayını açılan. Tabuka iptal kaydı. Şimdi ben ne söylüyorum burada? Diyorum ki birileri yanıltmış. Birileri yanıltmış. Mahkemelerde bu sonucu vermiş. Yani bu hakaret falan bir şey söz konusu değil. Doğal olarak da bizim bu tür yanıltmalarda halkın, Zeytinburnu Belediyesi'nin paralarını bu şekilde sorumsuz harcayan insanları da istifaya davet ediyoruz. Yapmamız gereken de budur. Çünkü modern bir dünyada bu böyle oldu. Eskaza Japonya'da olsaydı herhalde belediyenin yarısı hareketi yapmış olacaktı. Teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar, 13 numaralı grup. Başkanım. İlkay diyorum. Bu... İlkay Bey'i göremediniz en sonunda. Tamam, son verelim İlkay Bey'e. Sümer olduğu için İlkay Bey'le... İlkay Bey'ciğim, rica ediyorum meclisi gelmeden kısaca birkaç. Çok oldu çünkü. Gelmedi, tamam. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve selamlıyorum. Rahatsızın sesinden dolayı da söylüyorum. Buyurun. Şimdi bakıyorum, gülüyorum da yani içimde sızlayarak gülüyorum gelişmeleri, konuşmaları falan. Herhalde sizler farkında değilsiniz iktidar mensupları olarak. 1999'dan beri bu ilçeyi siz yönetiyorsunuz. Burada başımıza gelen, Zeytin halkının başına gelen mahkeme kararları sizin yaptığınızın sonucu olarak geliyor. Burada meclise hakimsiniz. Biz hayır desek de, bağırsak, çağırsak da siz oy çokluğunuzda istediğiniz kararları zaten geçiriyorsunuz arkadaşlar. Bir de dönüyorsunuz. Hani baskın hırsız ev sahibini bastırır misali. Bir de bize dönüyorsunuz. Ya bu akıl alacak bir iş değil yani. Şimdi özür dileyerek söylüyorum. Deveye sormuşlar. Boynun niye eğri? Demiş ki neren doğru? Yani sizin işiniz buna benziyor. Sultan Murat Camii'nin yanındaki arsayla ilgili 4 sefer, 5 sefer ayrı imar plan değişikliği getirdiniz. Geliyor. Pardon, raporla. Bak şimdi hep aynı şeyler. Yani hangi birini anlatayım? Bir sürü, işte 16-9 öyle, Irmak Grup öyle. Değerli meclisimiz. Çırpıcı böyle. Raporla ilgili yoksa kesip kapatacağım. İşte raporla ilgili de geliyorum. Buyurun. Raporla ilgili de geliyorum. Ya bari deyin ki arkadaşlar ya. Mahkeme kararı var yani. Mahkeme Danıştay onaylamış. Dedi ki ya biz burada bir hata etmişiz. Zaten vatandaşları Sümer Mahallesi'ndeki, içim acıyarak söylüyorum dedi. Mahallesi'ndeki vatandaşların aile birliklerini dağıttık. Kardeşleri ayrı ayrı mahallelere gönderdik, ayrı ayrı ilçelere gönderdik. Aile birliklerini dağıttık, bir sürü sıkıntılara soktuk. Kiptaş tarafından çekilmeyecek eziyetlere karşı karşıya bıraktık. Bakın, şu an devam eden projede geçin oradan, inşaat devam ederken 5 katlı bir bina halen daha yıkılamadı. Kentsel dönüşüm alanının içerisinde. Öbür taraftan vatandaşın binasını çevik kuvvet, zabıta, polis kuvvetiyle ağzını burnunu kırarak yıkıyorsunuz. Niye o binayı yıkamıyorsunuz? Niye gücünüz yetmiyor? Mahkeme kararı. Evet. Mahkeme kararı var. Adam da güçlü. Burada da mahkeme kararı var. Yürütmeyi durdurma kararı olan, ben size birçok olay söyleyeyim. Söylesin bir tane bakayım. Sanayi sesin yıkımı. Gökhan Bey, yürütmeyi durdurma kararı varken orada ben de o sabaha kadar oradaydım. Gökhan Bey. Sabaha kadar oradaydım. Yürütmeyi durdurma kararı varken çevik kuvvet. Gökhan Bey. İnsanları öldürürüz. İlkay Bey. Ben size söyleyeyim. Daha bir sürü. Evet. Şimdi toparlayalım. Gelelim de. Yani deyin ki ya kusura bakmayın yanlış yapmışız yani bunca yıldır yönetiyoruz bir kere de yanlış yap. Gelin hep beraber mağduriyetleri giderelim. Yok biz suçluyuz. Ya, teşekkür ederim. Ya tövbe ediniz. Yazık günah. Evet. Ayıp 13 numaralı raporu komisyonundan geldiği şekilde oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler 13 numaralı raporu oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Meclis gündeminde başka görüşecek madde bulunmazlar. 2-4-2018 günü saat 10'da görüşmek üzere meclisi kapatıyoruz. Hepinize hayırlı günler.